Hızlı Bahsederim. gidiyoruz seri seri farkındaysan. 20 saniye, 20 saniye. Takvim 12. Stopere Viking, Trabzonspor 33'lük yıldızın peşinde denmiş İzlandalı taş gibi stoper. Tanımlama bu olmuş. <laughs> Güzel. Savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arıyor Fırtına. Rostov'la yollarını ayıran Sigursson'la temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor. Yani o bölgedeki oyuncularla ilgili bu tabirler kullanılır genelde biliyorsun. Taş gibi değil mi? Aynen. Dayanıklı, fiziksel kapasitesi yüksek oyuncular. Birkaç gün içerisinde netleşecekmiş. Havadan kesinlikle hava toplarındaki üstünlüğüyle e, göze çarpıp havadan geçit vermiyormuş. İhtiyaç ee, var bu arada. Aynen onu soruyorum. Devre arasında Fernandes'le yollar ayrılacak çok yüksek bir olasılıkla. Hı hı. E, o yüzden de stoper bölgesine bir transferin yapılması gerekiyor. Yani, Trabzonspor'un Geride kalan haftalarda en büyük problemi neydi diye baktığımız zaman ki sadece bu sezon değil, Geçtiğimiz yıldan beri gelen stoper, savunma performansı problemi vardı. Evet. Hüseyin Hoseyin ile birlikte oynayan bir Trabzonspor var çoğunlukla. Ancak bu bölgeyi zorlayan hatta bu iki isimden de çok daha iyi düzeyde olan bir stoper ihtiyaçları var. Yani ön tarafta streçiniz olabilir, uh -huh. sörlotunuz olabilir. Ancak bu adamların attığı kadar bir de yedi yemediğiniz de önemli. Yani Uğurcan... Çok üst seviye bir performans sergiliyor ve e, Uğurcan'a bu kadar iç düşüyor olmasının da sebebi savunmanın aksi olması. O yüzden savunma bloğuna mutlaka Takviye e, takviyeler gerekiyor ve e, ilk yarıda yapılan o Fernandez gibi hamleler hı hı. kampıyla bence buraya dahil edebiliriz. E, Trabzonspor'u taşıyacak düzeyde olmadığını gösterdi bize. Reste bir süredir konuşulan aday biliyorsun çok ciddi şekilde yazılmaya başlandı. Sabah gazetesinin 23. sayfasına da gidelim. Yunus Emre de e, özel bir haberi zaten.